Merhaba arkadaşlar. Sizlere Google AdWords tarafında daha önce karşılaşmadığım fakat bir sorun yaşadığım zaman Google AdWords tarafında bir yetkiliye ulaşamadığım zaman biliyorsunuz AdWords hesabınızın sağ üst tarafında bir yardım şeyi var, kısmı var. Oraya tıkladığınız zaman şu Google AdWords forum kısmı açılıyor. Bu forum kısmında da insanlarımız kimseye ulaşamadığı zaman burada form üzerinden yazarak hani birileri bakar, yetkili birileri dönüş yapar, cevaplar veya arar diye bekliyor zannedersem ama ben buradan okuduğum kadarıyla kimse sağlıklı bir şekilde bura üzerinden, AdWords üzerinden bir dönüş alamıyor. En azından baktığımız zaman hani cevaplanmış bir kısım göremiyoruz. Yani burada bir forum üzerinde oluşturulmuş bir sıkıntı varsa bir kişi tarafından buna cevap veren yine bizim gibi forumda gezen dolaşan birileri varsa iyi niyetli kişiler tarafından verilen bir cevap veya kötü niyetli art niyetli kişiler tarafından verilen farklı farklı cevaplar ve yönlendirmeler oluyor. Bu da tabii birazdan değineceğim konuya sebep oluyor. Şimdi AdWords'u zaten bilen bilir. Anahtar kelime için kullanmış olduğumuz bir platform. İşte görüntülü reklama olsun. İşte kendi içerisinde birçok farklı opsiyonel durumu var. İki, bu da işte sitemiz veya yönlendirmek istediğimiz blogumuz veya benzeri gibi yerlere reklam, ücret karşılığında reklam vermek amaçlı kullandığımız bir ağ Google tarafından. Ancak bakın, burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bir işletme kurduk, bir internet sitesi kurduk, bir blog ve benzeri bir yer kurduk. E-ticaret olarak veya işte sanal alemde yer alacağız. İşte burada anahtar kelimeler Google üzerinden GDN'de dahil olmak üzere bir takım reklam araçlarını kullanacağız. Ücret karşılığı. Bu reklam araçlarını kullanırken bir problem yaşadığımızda arayacağımız numara Google AdWords yazdığımız zaman veya işte Google reklam ağı yazdığımız zaman karşımıza çıkan AdWords.google işte Google'un kendi sitesinin adı ve burada görmüş olduğunuz 850 ile başlayan bir numara var. Bu kısmı takip ederek ve dikkate alarak bura üzerinden destek almaya çalışabiliriz. Bu telefon numarasının da gün içerisinde bildiğim kadarıyla 95 veya 96 arası hizmet veriyor. Bu süre zarfı içerisinde şey yapabiliriz, arayarak bilgi alıp konuşabilir ve destek alabiliriz. Şimdi burada çok önemli bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar, emek hırsızları veya doğrudan hesabınızla alakalı sizleri bir şekilde yakalayıp sömürmeye çalışan insanlar olabilir. Bunlar nasıl olurlar? Firmanızın reklam verdiğini tespit edebilir. Veya siz Google'da ilgili destek ararken bakın hani burada arattırdığınız zaman envai çeşit bir şeyler çıkıyor. Arattırdığınız zaman işte sizin kimlik bilginizi isteyebilir, şifrenizi isteyebilir. Oraya bir yönetici ata kısmına işte bir mail uzantısıyla bir yönetici ata ona okey verdiğinilebilir. Buradaki hesabınızla alakalı bir takım sıkıntılar olabilir. Google AdWords tarafında hesabınıza el konulmamasını, bir takım sıkıntılar ve çalıntı gibi durumlar yaşanmasını istemiyorsanız çok dikkatli olmalısınız. Google yetkilileri dışında kesinlikle kimseden yardım almayın veya güvendiğiniz firmalar varsa bu firmalardan destek alın veya çevrenizde arkadaşlarınız varsa onlarla bir görüşün, bilgi almaya çalışın ve akabinde bir takım firmalar veya onların yönlendirmeleriyle destek alacağınız firmalar olabilir. Onlara bir şey demiyorum. Tabi bu da herkesin bir şey yaptığı anlamına gelmez. Ama bakın burayı karıştırıyorum. Burada gördüklerim çok fena. Bakın şimdi kısaca birkaçına bakalım. AdWords hesabım çalındı, dolandırıldı. Şimdi bunu bir inceleyelim. Bak ne demek istemiş. 22.05.2018 tarihi sabahında yurt dışı bir arama sonucunda hesaplarımız elimizden alınmıştır. Türkiye temsilcimiz Yiğit Takmak ve bizi site yöneticiliğinden atıp tamamen siteden diskalifiye edilmiş bulunmaktayız. Dün fark ettiğimiz anda kartlarımızı iptal etmek mecburiyetinde kaldık. Yeni bir kurulum yaptık lakin yaptığımız kurulum ödeme yapılmamasına istinaden askıda beklemektedir diyor. İklimsel halı yıkama ve karaca halı yıkama olarak iki
firmada da mağduruz, acil şekilde dönüş yaparsanız seviniriz gibisinden iletişimle belirtmiş. Gördüğünüz gibi bir telefon numarasından aranıyorlar ve burada muhtemelen yetkili olan kişi bir takım bilgileri karşı tarafla paylaşıyor. Hesaplarına erişim durumu söz konusu oluyor ve ne yapıyorlar? O an hesaplarını boşaltıyorlar. Kim bilir, belki buna bir hafta, belki 2 gün sonra, belki 24 saat sonra farkına varıyorlar ama o arada olan olmuş oluyor. Bilginiz olsun. Ve buraya yazılmış. Bakın, hani görüntülenme vesaire falan var ama buraya pek dönüş olmuyor. Buraya dönüşler olmuyor, onu söyleyebilirim. Verilen bir takım cevaplar var ilgili kişiler tarafından. Ya ilgili derken o formu kontrol eden, giren çıkan insanlar tarafından, benim gibi. Bir başkasına bakalım. Bakın yine 250 TL promosyon kazandınız diyerek hesabımda birkaç işlem yaptırdılar ve şu an hesabıma erişemiyorum, lütfen yardım edin. Bu da ayrı bir durum. Arıyorlar işte promosyon bilmem vesaire. Google'un da promosyonu var ama Google genelde promosyonlarını bu şekilde arayarak vesaire falan dile getirmiyor. Siz Google AdWords'te hesap oluşturduktan ve reklam vermeye başladıktan bir süre sonra zaten Google tarafından size bir zarf yönlendiriliyor. Bu zarfta da işte bir hediye çeki gibi bir şey oluyor. Ama doğrudan bununla ilgili kimse sizinle görüşmüyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Buna benzer durumlar da yeni hesabınızın çalınması, erişilememesi burada bir sıkıntı yaşamanıza sebep olabilir. Hesabın askıya alınması, hesabına ilgili destek, hesap promosyon, dolandırıcılığı. Bakın bu kişi daha değinmiş. Bu biraz daha detaylı. 25 Nisan 2018'de reddedildiğim promosyon tarzı telefonu kez beni dinleme gafletine düştüm. Gerçeğe en yakın tarzda olduğu için ve Google ile de çok telefon ile konuştuğum için bir an gerçek olduğunu düşündüm diyor. Buyurun arkadaşlar, okuyun. Buyurun bakın. Açık ve net. Malum erişim iznini verdim. Erişim iznini nasıl verdi? Bir yönetici mail hesabı ekleyerek, karşı tarafa onaylayarak oraya bir erişim izni verdi. Yani benim hesabıma erişebilmek için ben yönetici atalıyorum oraya. Maili tanımlıyorum. Ondan sonra o kişi kendi mailiyle benim Google AdWords'ime girip orada istediği gibi ad koşturabiliyor. Telefonu kapattım. Ekran daha açık. Önümde 30. saniyede izni iptal ettim. 1 dakikada banka sitesine girip sanal kart internet kullanımını kapattım. AdWords sitesinden olmayan bir kart numarası yazdım ve onu birinci ödeme yöntemi yaptım. 3. dakikada Google müşteri hizmetlerine ulaştım. Durandırılmış olabileceğimi arkadaşa ayrıntılı olarak anlattım. Kendisi uyarım için teşekkür etti ve ne yapabileceğimizi konuştuk. Otomatik olan ödeme yöntemini manuel olarak değiştirmeye karar verdik. 3-4 sefer mail ile dilekçe tarzı gönderimler yaptım. Aslında bir tık ile kolayca yapılabilecek otomatikten manuel ödeme yöntemine geçiş ile hesapta para olduğu halde tekrar para yatırmam gerektiği için yarım kaldı. Çünkü tedbir amaçlı sanal kartı internet alışverişinde kapatmıştım diyor. Vesaire vesaire. Bakın burada arkadaş sağ olsun detaylı olarak bilgi vermiş, neler yapması gerektiği, yaptığını anlatmış ve neler yapmamız gerektiği konusunda da bizi bilinçlendirmiş. Ve burada işte AdWords hesabı üzerindeki yönlendirmeyle de konuyu tamamlamış. Herkese geçmiş olsun demiş. Buna benzer burada baktığımız zaman çok vaka var. Bakın promosyon dolandırıcılığı. Özellikle promosyon kazandınız. 2 Mayıs 2018 250 TL promosyon vadiyle karşı telefon karşılıklı hesabımızda işlem yaptık. Bir saat sonra şüphelendim ve hesabıma girmek istedim ama mümkün olmadı. Hiçbir yerden destek alamıyoruz. Sıradan bir şirket canlı hizmetine 7/24 ulaşabiliyorsunuz ama Google'a ulaşamıyorsunuz. Ne yapabiliriz? Şaşırdık, kaldık. Hesaptan para çekildi mi yoksa sonra mı çekiliyor? Ayrıca başka banka kart bilgisine de ulaştılar mı? Nereden çekebilirler? Vesaire vesaire gibi durumlar var. Yazık, günah. Bunca yıldır belki de emek verdiğiniz, belki de yeni açtığınızda belli bir yatırımla girdiğiniz işinizde bu emek hırsızları gelerek sizin bütün vaktinizi, zamanınızı, değerinizi bir anda elinizden alıp böyle bir sıkıntı verebiliyorlar. Ha, bunun şeyi var, yani kartlarınızı iptal ederek buna geçici şeyde sürede bir çözüm bulabilirsiniz. Daha sonra bunu toparlamanız gerekiyor. Tekrar Google AdWords hesabı, arka tarafta yapacağınız şeyler biraz sancılı bir süreç oluyor ama sonunda yine toparlıyorsunuz. Ama ne gerek var? Arkadaşlar, Google AdWords reklam verirken mümkün mertebe sizi dışarıdan arayan, bir şeyler kazandınız diyen ve bununla alakalı hesapla ilgili bilgiler isteyen, yönetici tanımlamayı isteyen, bununla alakalı işte size bir takım sorular yönelten kişilerde asla sakın sakın
kesinlikle ulaşmayın. Tekrar söylüyorum. Ve siz AdWords ile alakalı destek almak için internet tarafında Google AdWords yazdığınızda karşınıza çıkan firmalarda iyi niyetli, art niyetli olan kişileri tam olarak anlayabilmek adına çok dikkatli davranmalısınız. Google AdWords'un kendi hizmet ağı da var. Bununla alakalı verdiği bir destek operasyonel şeyi var. Bu da işte dediğim gibi burada irtibat numaraları var. Mesai saatleri içerisinde arayarak oradan da bilgi alabilirsiniz. Burada benim size katmak istediğim, burada hepimizin zamanı değerli. Maalesef ama maalesef sanal ortamda bizlerin bu iyi niyetli çalışmasını gasp etmek isteyen, şirketinize, yatırımlarınıza zarar vermek isteyen insanlar her yerde olduğu gibi burada da var. Sizi ararlar, iletişime geçerler, mail atarlar, bir şeyler kazandınız derler. Aman aman sakın kesinlikle kendi yönetici bot şeyinize bir yönetici onların aracılığıyla ekleyerek hesabınıza erişmelerini ve kontrol etmelerine kesinlikle müsaade etmeyin. Bu videoyu şu an ayaküstü böyle bir yani bu denk geldiğim için uzun zamandır aklımda değil, aslında bilinçlendirmek amaçlı, insanlara bilgi amaçlı paylaşmıştım. Daha sonra daha detaylı bir şekilde ikinci bir videoda inşallah çekeceğim daha sağlıklı olması adına. Ama AdWords önemlidir. Tabi burada AdWords ile beraber bizim emek verdiğimiz AdWords hesabımızın da ele geçirilmesi, oradaki paraların akıtılması, başka kötü niyetli insanlar tarafından burada bize zarar verilmesi durumlarına dikkat edelim. Gözü açık olalım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir başka bu benzeri içerikte tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.